Fatma Girik, 12 Aralık 1943, 1 İstanbul, 24 Ocak 2022, İstanbul, Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve siyasetçidir. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak tasvir edilir. Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı aralarında Bekçiler Kralı, Dokunmayın Şabanıma ve 100 Numaralı Adam gibi filmlerin yapımcılığını üstlendi. 1986 yapımı Garip filminin senaryosunu Memduh Ün ve Bülent Orhan ile birlikte yazdı. 1990 tarihli gün ortasında Karanlık filminin sanat yönetmenliğini üstlenen Girik, 1984 tarihli Postacı filminin dekor tasarımında görev aldı. 1988 yılında aktif siyasete atılarak 1989-1994 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti, SHP, Denşişli Belediye Başkanı olarak görev aldı. İlk kez 1965 yılında Keşanlı Ali Destanı filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Daha sonra Sürtüğün Kızı 1967, Ezogelin 1969, Boş Beşik 1970 ve Acı 1971 filmleriyle 4 kez daha en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görüldü. Hayatının büyük bir kısmında senarist ve yönetmen Memduh Ün ile birliktelik yaşayan Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de COVID-19'a bağlı organ yetmezliği nedeniyle İstanbul'da 78 yaşında öldü. Naaşı, vasiyeti üzerine Muğla'nın Bodrum ilçesinde Memduh Ün'ün yanına defnedildi. 12 Aralık 1943 tarihinde Hayri Girik ve Münevver Ukal'ın 1923-2023 3 çocukluğundan biri olarak İstanbul'da Sultanahmet semtinde doğdu ve burada büyüdü. İki babası Dalgıç, annesi ev hanımıydı. İstanbul Kız Lisesi'ni, Modern Cağaloğlu Anadolu Lisesi bitirdi. Kaynak belirtilmeli, bu dönemde annesiyle birlikte filmlerde figüranlık yapmaya başladı. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaer'in yaptığı Leke'ydi. Bu filmin ardından birkaç yapımda daha oynadı. Memduh Ün'ün yönetmenliğinde 1960 yapımı Ölüm Peşimizde de oynadı. Girik, 180'den fazla filmde rol aldı. 1964 yılında Türkiye'ye iyi niyet elçisi olarak gelen Kirk Douglas'ı karşılayan isimler arasında olmuştur. 1974 yılında Cüneyt Arkın ile beraber Kıbrıs Harekatı döneminde Türk askerine moral vermek için Kıbrıs'a gittiler. Girik, 1989 yerel seçimlerinde SHP'den Şişli Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimleri kazandı. Deniz Baykal'a destek veren Girik, CHP'nin tekrar açılmasından sonra SHP'den istifa etti. Ancak Girik'in 1993'te CHP'ye girmeyeceği ve politikadan çekilerek sanata yöneleceği duyuruldu. 4-5'i Girik, 1994 yerel seçimlerine kadar görevini devam ettirdi. 1993 yılında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır. 1995 yılında bir dizi için intihar canlandırması yaptığı sırada dublör kullanmayan Girik binanın ikinci katından düştü ve omurgasından yaralandı. 6-1999'da CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı için aday oldu. Ancak CHP'nin Şişli eski ilçe başkanı Dursun Çaltı'nın kendi başkanlık girişimlerini sabote ettiğini öne sürerek adaylıktan istifa etti. Bunun üzerine Deniz Baykal eski Anaplı Belediye Başkanı Mehmet Emin Sungur'u aday gösterdi, ancak seçimi DSP'nin adayı Mustafa Sarıgül kazandı. 2000'lerin başında Girik Bodrum'un Torba Mahallesi'ne yerleşti. 2017 yılında kalça ekleminde saptanan bir dejenerasyon sonucunda yaşadığı ağrılar nedeniyle kalça protezi ameliyatına girdi. 2019'da yaşadığı düşme nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 2021 yılında Girik sağlık durumunun iyi olmadığını, yardım olmadan yürüyemediğini, tansiyon problemlerinin olduğunu ve beyin ameliyatı geçirmiş olduğunu açıkladı. Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de tedavi gördüğü İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Liv Hospital Hastanesi'nde COVID-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında öldü. 9-27 Ocak 2022'de ilk olarak Şişli Belediye Başkanlığı binasında, daha sonra Cemal Reşit Rey konser salonunda anma etkinliği düzenlendi. 10 Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ve devlet töreninin ardından naaşı Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderildi. 28 Ocak'ta vasiyeti üzerine Torba Mezarlığı'na, hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi. Girik, Türk yönetmen, yapımcı, oyuncu ve senarist Memduh Ün ile hayatı boyunca süren bir ilişki yaşadı. Ün Girik ile, Girik 13-14 yaşlarındayken tanıştı ve 1958 yapımı Murada Ereceğiz filminin setinde ilişkilerinin temeli atıldı. 1959'da birlikte olmaya başladıkları sırada Girik 16,
Ün 38 yaşındaydı. Ün 1949'dan beri Cahide Şen ile evliydi ve Girik ile evlenmedi. 13.1985 yılında Girik bir gazeteye verdiği röportajda ilişkilerine değinerek, nikahsız aşkın daha uzun ömürlü olduğunu Memduh'la kanıtladık. Başarılarım aşkımın meyvasıdır. Açıklamasında bulundu. 14. Daha iyi kaynak gerekli, Girik ayrıca Durul Gence ile 1960'ların sonunda kısa bir nişanlılık yaşadı. Girik'in 12 yaşındayken evlat edinmiş olduğu Ahu Karabacak adlı bir kızı vardır. Fatma Girik, 12 Aralık 1943, 1 İstanbul, 24 Ocak 2022, İstanbul, Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve siyasetçidir. 1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan Girik, canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleriyle tanındı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak tasvir edilir. Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı aralarında Bekçiler Kralı, Dokunmayın Şabanıma ve 100 Numaralı Adam gibi filmlerin yapımcılığını üstlendi. 1986 yapımı Garip filminin senaryosunu Memduh Ün ve Bülent Orhan ile birlikte yazdı. 1990 tarihli Gün Ortasında Karanlık filminin sanat yönetmenliğini üstlenen Girik, 1984 tarihli Postacı filminin dekor tasarımında görev aldı. 1988 yılında aktif siyasete atılarak 1989-1994 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti, SHP'den Şişli Belediye Başkanı olarak görev aldı. İlk kez 1965 yılında Keşanlı Ali Destanı filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Daha sonra Sürtüğün Kızı 1967, Ezogelin 1969, Boş Beşik 1970 ve Acı 1971 filmleriyle 4 kez daha en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görüldü. Hayatının büyük bir kısmında senarist ve yönetmen Memduh Ün ile birliktelik yaşayan Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de COVID-19'a bağlı organ yetmezliği nedeniyle İstanbul'da 78 yaşında öldü. Naaşı, vasiyeti üzerine Muğla'nın Bodrum ilçesinde Memduh Ün'ün yanına defnedildi. 12 Aralık 1943 tarihinde Hayri Girik ve Münevver Ukav'ın 1923-2023 3 çocukluğundan biri olarak İstanbul'da Sultanahmet semtinde doğdu ve burada büyüdü. İki babası Dalgıç, annesi ev hanımıydı. İstanbul Kız Lisesi'ni, Modern Cağaloğlu Anadolu Lisesi bitirdi. Kaynak belirtilmeli, bu dönemde annesiyle birlikte filmlerde figüranlık yapmaya başladı. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaer'in yaptığı Leke'ydi. Bu filmin ardından birkaç yapımda daha oynadı. Memduh Ün'ün yönetmenliğinde 1960 yapımı Ölüm Peşimizde de oynadı. Girik, 180'den fazla filmde rol aldı. 1964 yılında Türkiye'ye iyi niyet elçisi olarak gelen Kirk Douglas'ı karşılayan isimler arasında olmuştur. 1974 yılında Cüneyt Arkın ile beraber Kıbrıs Harekatı döneminde Türk askerine moral vermek için Kıbrıs'a gittiler. Girik, 1989 yerel seçimlerinde SHP'den Şişli Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimleri kazandı. Deniz Baykal'a destek veren Girik, CHP'nin tekrar açılmasından sonra SHP'den istifa etti. Ancak Girik'in 1993'te CHP'ye girmeyeceği ve politikadan çekilerek sanata yöneleceği duyuruldu. 4-5'i Girik, 1994 yerel seçimlerine kadar görevini devam ettirdi. 1993 yılında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır. 1995 yılında bir dizi için intihar canlandırması yaptığı sırada dublör kullanmayan Girik binanın ikinci katından düştü ve omurgasından yaralandı. 6.1999'da CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı için aday oldu. Ancak CHP'nin Şişli eski ilçe başkanı Dursun Çaltı'nın kendi başkanlık girişimlerini sabote ettiğini öne sürerek adaylıktan istifa etti. Bunun üzerine Deniz Baykal eski Anaplı Belediye Başkanı Mehmet Emin Sungur'u aday gösterdi, ancak seçimi DSP'nin adayı Mustafa Sarıgül kazandı. 2000'lerin başında Girik Bodrum'un Torba Mahallesi'ne yerleşti. 2017 yılında kalça ekleminde saptanan bir dejenerasyon sonucunda yaşadığı ağrılar nedeniyle kalça protezi ameliyatına girdi. 2019'u da yaşadığı düşme nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 2021 yılında Girik sağlık durumunun iyi olmadığını, yardım olmadan yürüyemediğini, tansiyon problemlerinin olduğunu ve beyin ameliyatı geçirmiş olduğunu açıkladı.
Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de tedavi gördüğü İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Liv Hospital Hastanesi'nde COVID-19 A bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında öldü. 9-27 Ocak 2022'de ilk olarak Şişli Belediye Başkanlığı binasında, daha sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anma etkinliği düzenlendi. 10 Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ve devlet töreninin ardından naaşı Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderildi. 28 Ocak'ta vasiyeti üzerine torba mezarlığına, hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi. Girik, Türk yönetmen, yapımcı, oyuncu ve senarist Memduh Ün ile hayatı boyunca süren bir ilişki yaşadı. Ün Girik ile, Girik 13-14 yaşlarındayken tanıştı ve 1958 yapımı Murada Ereceğiz filminin setinde ilişkilerinin temeli atıldı. 1959'da birlikte olmaya başladıkları sırada Girik 16, Ün 38 yaşındaydı. Ün 1949'dan beri Cahide Şen ile evliydi ve Girik ile evlenmedi. 13-1985 yılında Girik bir gazeteye verdiği röportajda ilişkilerine değinerek, "Nikahsız aşkın daha uzun ömürlü olduğunu Memduh'la kanıtladık. Başarılarım aşkımın meyvasıdır." açıklamasında bulundu. 14, daha iyi kaynak gerekli, Girik ayrıca Durul Gence ile 1960'ların sonunda kısa bir nişanlılık yaşadı. Girik'in 12 yaşındayken evlat edinmiş olduğu Ahu Karabıcak adlı bir kızı vardır.